Evet, merhaba arkadaşlar. Test 9, soru 1 ile devam ediyoruz. Şimdi soru biraz uzun. Ben bunu başka bir kağıda çözeceğim. Siz takip edin arkadaşlar. Şimdi burada söylenen şey, iki tane doğru varmış arkadaşlar. Bunların kesim noktası P noktasıymış. Bu iki doğruyu A ve B'de kesen, yani şöyle, burası A, burası B, şu D1 doğrusu olsun, bu da D2 doğrusu olsun arkadaşlar. AB üzerindeki K noktaları için diyor arkadaşlar. Şimdi şurada bir K noktası alalım olayı görmek adına. Şimdi KA'nın KB'ye oranı arkadaşlar, PA'nın PB'ye oranına eşit oluyormuş. Aslında bu arkadaşlar PK'nın bu D1 ve D2 doğrularının açıortay doğrusu olduğunu gösteriyordur. Çünkü biliyoruz ki açıortay teoreminde PA'nın PK'ya AK'ya oranı eşittir PB'nin BK'ya oranıdır arkadaşlar. Bunları yer değiştirdiğiniz zaman orada bize verdiği şartı sağlamış olduğunu göreceğiz. Yani D1 ve D2 doğrularının açıortay doğrularını bulacağız arkadaşlar. Onu da bulurken ne yapıyorduk? 2x artı y eksi 2 bölüm kök içinde x ve y'nin katsayılarının karelerini topluyorduk. Aynı şekilde diğer doğruda 2x eksi y artı 1 bölü bunun katsayılarının karelerinin toplamı eksi 1'in karesi. Bakın bunlar birbirini götürüyor. Şimdi bunu bir içlerini normal eşitlersek arkadaşlar buradan 2y eşittir 3'ten y eşittir 3 bölü 2 doğrusu gelir. Bir de 2x artı y eksi 2 bunun eksilisine eşitlersek eksi 2x artı y eksi 1'den 4x eşittir 1'den x eşittir 1 bölü 4 doğrusu gelir arkadaşlar. Şıklara baktığımızda C şıkkında x eşittir 1 bölü 4 doğrusunu görürüz. Evet, soru 2. Bir ABN üçgeni verilmiş. AN'de ABC üçgeninde A açısının dış açıortayıymış arkadaşlar. Şimdi AB'ye 3K diyorum. AC'ye 2K diyorum. Bakın bu üçgen için dış açıortaydan NC'nin NB'ye oranı 2 bölü 3 olmalı arkadaşlar. O zaman buraya 2M dersem bunun 3M olması için demek ki buraya M kalır arkadaşlar. Şimdi şuraya çizelim tekrar. Bakın B noktası eksi 3'e 4'tü. C noktası 1'e eksi 2. Şimdi biz N noktasını bulacağız. BC'ye M demiştik. CN 2M. Bakın arkadaşlar. Eksi 3'ten 1'e ne olmuş? 4 artmış. M'de 4 artıyorsa 2M'de 8 artması gerekir. 1'den 8 arttırırsak 9 olur. 4'ten eksi 2'ye azalma var. 6 azalmış. M'de 6 azalıyorsa 2M'de 12 azalır. Bu da eksi 14 gelir. Yani doğru cevap Bursa seçeneği. Soru 3 arkadaşlar. Şimdi yine ben bunu başka bir kağıt üzerine çözeceğim. Siz oradan takip edebilirsiniz. Şimdi D1 ve pardon iki tane doğru verilmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu doğrular paralel değil. Kesişiyorlar. Şimdi şöyle rastgele iki tane kesişen doğru çizelim. Tabi bakın burada bir kesim noktası oluşmuş oluyor. İstiyorsanız onu da bulalım. Çünkü işimize yarayacak. Bakın 2x artı y eşittir 2 doğrusu. Öbürü de x eksi y eşittir eksi 5 doğrusundan. Topladığımızda 3x eksi 3'ten x eksi 1. Eksi 1 koyarsak eksi 1 eksi y eksi 5'ten y eşittir 4 gelecek arkadaşlar. Yani bu nokta eksi 1'e 4 noktasıymış. Şimdi 1 3'e 1 noktası varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela 3'e 1 noktası şurada bir nokta olsun. 3'e 1 noktası. Şimdi bu doğrunun şöyle yapalım. D1, D2 diyelim.
D1'in 3'e 1 doğrusuna göre simetri yine D1'e paralel olan ve arkadaşlar bakın şu uzaklıkların birbirine eşit olması gereken bir doğru bulacağım. D2'nin buna göre simetrini alırsam yine aynı mantıklı arkadaşlar. Bak şöyle başka bir doğru bulacağım. Orada da şunların birbirine eşit olması gerekecek arkadaşlar. Yani bakın bu buraya paralel, bu da buraya paralel olacak arkadaşlar. Bakın şurada hatta şöyle diyelim A, B, C, D diyelim. Şurada K noktası olsun. Şimdi bizden istediği D1 ve şu tabi arkadaşlar biz buna D3 ve D4 doğruları diyelim. Bunlar D1 ve D2 doğrusu olacak soruya göre. Şimdi D1 ve D2 doğrularının kesim noktası yani C'yi istiyor. Arkadaşlar tabi burada bir ABCD paralel kenar oluşacak. Ve dikkat edin bu K noktası köşegenlerin kesim noktası olacak. Çünkü bakın eşit uzaklıkta. O zaman aslında A'nın K'ya göre simetriği ne olmuş olacak? C noktası olmuş olacak arkadaşlar. Buna da X, Y noktası ya da A virgül B noktası dersek bakın K orta nokta olacağı için A ile eksi 1'i toplayıp 2'ye böldüm. Bunun apsisi 3. A buradan 7 gelecek. B ile 4'ü toplayıp 2'ye böldüm. Bu da ordinat 1'e eşit olacak. Buradan da B eksi 2 gelecek. Demek ki C noktası 7 virgül eksi 2'den Adana gelecek. Evet soru 4. ABC eşkenar üçgeninde B eksi 1,2 C 3,4 demiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar BC eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu. O da iki nokta arası uzaklıktan bakın 3 eksi eksi 1'in karesi artı 4 eksi 2'nin karesinden buradan BC arkadaşlar kök 20 gelecek. Şimdi eşkenar üçgenin alanı bakın AA dersek A kare kök 3 bölü 4 demektir arkadaşlar. Bu BC'de bir kenar uzunluğuna eşit sonuç itibariyle. O zaman kök 20'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten 20 bölü 4'ten cevap 5 kök 3 yani Adana gelecek. Evet soru 5 arkadaşlar. Yine bakın bunu ben başka bir kağıt üzerine çizeceğim. Siz oradan takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyor ki A ve B noktalarının OY ekseni üzerindeki iz düşümleri 0'a 4 ve 0'a eksi 2'ymiş. Şimdi dikkat edin bir tane A noktası aldık. Bunun Y ekseni üzerindeki iz düşümü A üssü burası 0'a 4'müş arkadaşlar. B'nin iz düşümü bakın onu da yani şöyle alalım. Yani buralarda da alabilirsiniz. Çok problem değil. B noktası bunun iz düşümü de B üssü 0'a eksi 2'ymiş arkadaşlar. AB doğru parçasının da x eksenini kestiği nokta 4'e 0'mış arkadaşlar. Şimdi A'nın apsisi için bakın A'nın apsisi burası x. B'nin apsisine de k diyelim arkadaşlar. Buraların çok da önemi yok. Şimdi şuna bakacağız. Bakın arkadaşlar burası 4 birim. Burası 2 birim. Yani burada 4'e 2, 2'ye 1 oranı varsa o zaman şuradaki hat üzerinde de 2'ye 1 oranı olması gerekecek arkadaşlar. Yani buraya 2m dersem buraya da m diyeceğim. Şimdi apsislerden gidelim. Bakın x şurası 4'e 0, burası k'ya nokta nokta. Şimdi şurası arkadaşlar 2m, burası m kadar. Bakın x'ten 4'e, yani 4'ten x'i çıkartalım. 4 eksi x kadar bir artış veya azalış. Çok önemli değil. Eğer pozitifse artış, negatifse azalış olur. Şimdi 2m'de 4 eksi x kadar bir
artış ya da azalış varsa, o zaman M de bunun yarısı kadar, yani 4 eksi x bölü 2 kadar artış olur. O zaman arkadaşlar bu K dediğimiz şey 4 artı 4 eksi x bölü 2 olur. Buradan da payda eşitleme yaptığımız zaman K 12 eksi x bölü 2 gelir. Buradan x'i çekersek, bakın 12 eksi x 2K, x'i çektik 12 eksi ne geldi arkadaşlar? 2K geldi. Şimdi x için bize demiş ki x eksi 2'den küçük demiş. X yerine 12 eksi 2K koyarsak arkadaşlar, bu tarafa attık 14 küçüktür 2K, 7 küçüktür K, ya da bunun ters yazarsak K büyük eşittir 7 gelir. Yani B noktasının apsisi için arkadaşlar K büyüktür 7. Tabi apsisi genelde X ile gösterdiğimiz için burada X yerine K yerine X düşünebiliriz. Yani doğru cevap Denizli. Evet, soru 6. ABC'de bir dikdörtgen demiş. D noktası eksi 4'e 0. Bakın şu uzunluk 4 olacak. A noktası 0'a eksi 8. O zaman bu uzunluk 8 olacak arkadaşlar. Bakın köşeler 90'dı. ADC üçgeninde burada dikten dik indiği için Öklit yapacağız. Bakın şuraya K dersek 4'ün karesi eşittir K çarpı 8'den K ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Yani C noktası 0'a 2 yapacak. Şimdi sonuçta ABCD dikdörtgeni bir paralel kenar olduğu için karşılıklı koordinatlar toplamları, apsisler kendi içinde, ordinatlar kendi içinde eşit olacaktır arkadaşlar. Yani şöyle, bakın burası x'e y. Eksi 4 ile x'i topladık. Buradan apsisleri toplarsak 0 artı 0'dan x eşittir 4 gelecek. Ordinatları toplayalım. 2 eksi 8 eşittir 0 artı y'den arkadaşlar y'de eksi 6 gelecek. Demek ki koordinatımız 4'e eksi 6'dan Ceyhan gelecek. Soru 7 arkadaşlar. Bir ABC'de dikdörtgeni orijine göre pozitif yönde 270 derece döndürülüyor. Şimdi arkadaşlar 270 dönmesi demek 3 tane 90 demek. Her bir 90 derecelik dönüşte bölge değiştirir arkadaşlar. Öyle düşünebiliriz. Şimdi bakın A noktası burada. 270 3 tane 90 derece demektir. O zaman bakın şimdi buradan 1. 2. 3. buraya gelecek arkadaşlar. A noktası şurada bir nokta olacak. B noktası da 1, 2, 3 buraya gelecek ama bakın A ile B aynı doğrultuda olacağı için B noktası burada bir nokta olacak. C de aynı şekilde. Bakın arkadaşlar C de B'nin paraleline, bakın BC şu şekilde bir nokta olacak. D de yine buraya gelecek ve ABCD dikdörtgeni şu şekilde bir görünüm elde edecek. Yani doğru cevap Bursa olacak. Evet, soru 8 arkadaşlar. Yine biz bunu başka bir kağıt üzerinde gösterelim. 3x eksi 2y artı 12 eşittir 0 doğrusu verilmiş arkadaşlar. Şimdi bunun grafiğini çizmek için bakın x yerine 0 yazarsak y'si buradan 6 gelecek. Y'ye 0 yazarsak x'i eksi 4 gelecek. Y'yi 6'da kesiyordu. X'i eksi 4'te kesiyordu. Bakın şöyle bir doğru elde edeceğiz. Burası 6, burası eksi 4. Şimdi bunun arkadaşlar y eksenine göre simetrisini alırsak bakın 4 birim buradan 4 birim buraya kayacak. Şöyle bir doğru elde edeceğiz. Aynı doğrunun x eksenine göre simetrisini alırsak o zaman burası 6 birim buraya kayacağız. Şöyle bir doğru elde edeceğiz. Şurası eksi 6 olacak. Bunun orijine göre simetrisini alırsak bakın o da tam bu noktalardan geçen doğru olacak. Diyor ki bu 3 tane doğrunun oluşturduğu çokgenin alanı
kaç birim kare olacak diyor arkadaşlar. Bakın burası 6, 6, 4, burası 4. Yani şuradaki bölgenin alanını istiyor. Bu da arkadaşlar köşegenler dik olduğu için köşegenler çarpımının yarısından 12 çarpı 8 bölü 2'den cevap 48, yani Adana gelecek. Evet, soru 9. Burada biraz işlem yapmamız gerekecek arkadaşlar. Üçgenin köşe koordinatları verilmiş. Şimdi bakın tabi burada B noktasını bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız? 3 noktanın doğrusallığından. İşte eğimden gideceğiz. 3 eksi 1 bölü 2 eksi 6 eşittir. Bakın E ile C'den eğim yazdım. B ile E'den eğim yazarsam 4 eksi 3 bölü A eksi 2 gelecek arkadaşlar. Buradan 1 eksi 4, 2 ile sadeleştirsek eksi 2 eşittir A eksi 2'den. A arkadaşlar ne gelecek? 0 gelecek. Evet, A'yı 0 bulduk. Şimdi AF bölü FE'nin oranını istemiş arkadaşlar burada. AF bölü FE'nin oranını bulmak için bakın A ile D arasından uzaklık hesaplarsak 3'ten eksi 3 çıkarıyorum 6'nın karesi, 4'ten 2'yi çıkarıyorum 2'nin karesinden kök 40, 2 kök 10 geliyor arkadaşlar. D ile C'ye bakarsam 6'dan 3'ü çıkardım 3'ün karesi, 2'den 1'i çıkardım 1'in karesinden kök 10 geliyor. Yani bu şu demek arkadaşlar, AD DC'nin 2 katı. Yani böyle direkt sayısal değerlerini yazmak yerine şöyle yapacağım. Bakın burası M ise burası 2M olacak. Şimdi BE'yi hesaplayalım. Bakın 0'dan 2'yi çıkarttım 2'nin karesi, 4'ten 3'ü çıkarttım 1'in karesinden BE kök 5 gelecek. EC'yi hesaplarsak 2'den 6'yı çıkarttım eksi 4'ün karesi ya da 4'ün karesi, 3'ten 1'i çıkarttım 2'nin karesi, bu da 2 kök 5 gelecek. Dikkat edin, EC'de BE'nin 2 katı olacak. O zaman buraya ne edersem burası 2N olacak arkadaşlar. Şimdi AF'nin FE'ye oranını bulmak için şöyle bir şey yapacağız. Bakın ben buradan şimdi şöyle bir paralel çiziyorum şuraya arkadaşlar. Ve DBC üçgenine dikkat edersek bakın 2'ye 1 oran var. O zaman buranın da 2'ye 1 oran şeklinde parçalanması lazım. O yüzden şöyle yapalım şimdi arkadaşlar. Buraya 2K'ya K şeklinde verirsek bakın M dediğimiz yer 3K. O zaman 2M dediğimiz yer ne olacak arkadaşlar? Şurayı silersek 6K olacak arkadaşlar. Sonra bakın artık FDD buraya paralel olduğuna göre AD'nin DK'yı oranı, AF'nin de FE'ye oranı olacak. Yani 6K'ya K, o da ne olacak arkadaşlar? Cevap 6, yani Edirne gelecek. Ve test 9'un son sorusu arkadaşlar. Soru 10. Bakın y eşittir eksi 2x doğrusu verilmiş, D2 doğrusu. A 0'a eksi 4 denilmiş. Buna göre B noktasının ordinatı sorulmuş bize. Şimdi A noktası 0'a eksi 4. Bakın B noktası D2 doğrusu üzerinde ise ben şimdi absisine A desem ordinatı eksi 2A olacak arkadaşlar. Şimdi dikkat edin, D2'nin eğimi eksi 2. Bu doğru D1'e dik olduğuna göre demek ki D1'in eğimi, eğimleri çarpımı eksi 1 olması için 1 bölü 2 olması gerekecek. Ters çevirip ters işaretlisini aldık. Şimdi bunda da 2 noktadan eğim yazarsak burası neydi? 0'a eksi 4. Bakın eksi 4'ten eksi 2a'yı çıkartıyorum. Bölü 0'dan a'yı çıkartıyorum. Eğim 1 bölü 2 idi. Buradan içler dışlar yaparsam eksi 8 artı 4a eşittir eksi a'dan. 5a eşittir 8'den. A eşittir
8 bölü 5 arkadaşlar bu da 1,6 yapar. Ordinatı eksi 2a idi. 1,6 ile çarptığımızda eksi 3,2 yani Denizli gelir.